Onları biz hepimiz çok sevdik. Ne yazık ki buraya çok mağdur olarak geldiler. Neler neler yaşandı değil mi? Ne kadar süre geldik vallahi yani. Bir çocuk babası 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın cinayetini hatırlayacaksınız hepiniz. 11 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Mamak'taki evinin garajında başına sert bir cisim vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden ya zaman ne çabuk geçiyor. 1 yıl 3 ay geçti. 15 ay geçti. Cinayet dosyasını biz 4 Kasım 2022 tarihinde işlemeye başlamıştık. Rahmetli Selim'in annesi Nasibe Hanım, ablaları Eda, Derya ve Seda ve eski eşi gelin Derya Deniz, eski kayınvalidesi Derya Ateş, eski kayınpederi Yücel Ateş'i ağırladık. Canlı yayında taraflar arasında biliyorsunuz büyük tartışmalar yaşandı. Ailenin iddiası şuydu. Aile aslında oğlu evlendikten sonra o kadar çok şey yaşıyor ki şimdi arkadaşlar kısa bir özet hazırladılar. Bazen şimdi böyle söylersem de yanlış olacak ama şöyle söyleyeyim. Hani bu konu üzerinde bir dizi film şeyi vardı. Adı vardı. Eve Düşen Yıldırım. Allah gerçekten eve düşen yıldırımlardan aynen hepimizi korusun diyeyim. Bu konudan ayrı olarak söyleyeyim onu. İşte 11 Ağustos 2022 tarihinde bu küçücük çocuk evinin garajında henüz ele geçirilemeyen bir suç aletiyle başına birden fazla kez vurularak öldürülmüştü. 3 kere diyordu. Ailenin şüphelerini yönlendirdiği isim öldürülen oğullarının çocukluk arkadaşı ve o dönem jandarma personeli olan Emre Yaşlar'dı. Emre Yaşlar efendim çok önemli bir gelişme oldu. Emre Yaşlar bu cinayetin şu andaki tek sanığı olarak savcının iddianamesine girdi. Ve Perşembe günü de 16 Kasım'daki mahkemede de hakim karşısına çıkacak. Biz hatırlarsanız bu konuyu işlemeyi niye bırakmıştık? Çünkü yayın yasağı getirilmişti hiç anlayamadığımız bir şekilde. O yüzden aile de yayın yasağından dolayı evlerine geri dönmüştü. Şimdi aile burada diyor ki madem diyor bizim oğlumuz savcının hazırlandığı iddianamede bizim oğlumuzun katil zanlısı olarak Emre gösteriliyor ki Emre daha sonra askeri oradan da galiba görevden uzaklaştırılmış artık askeri personel de değil. Yakışmıyor. Madem diyorlar bizim oğlumuzu savcı diyor ki Emre öldürmüş en büyük şüpheler onun üzerinde. Emre bizim oğlumuzu niye öldürecek? Bizim gelinle beraber diye öldürecek. Peki diyorlar bizim gelin Derya niye hala dışarıda dolaşıyor? Aynen. İşte bugün o yüzden aramızdalar. Bir hatırlayalım. Garajdaki cinayet. Kardeşim burada bulunuyor. Şuradan almış bir darbe. Bir darbe buradan almış. Bir darbe de buradan aldığını biliyoruz. Ocak söndüren ihanet. Emre Yaşlar'la bu Derya Deniz Ateş'in de zaten sevgili olduğunu duyduk biz. Yalanlara dolanmış gerçekler. Ben bunu kabul etmiyorum ki. Ben böyle yazmadım. Bunları sen yazdın mı yazmadın mı? Yazdım. Tamam. Korktuğum için şeylerden inkar et. Selim Yalçınkaya'yı kim neden öldürdü? Huzur! 11 Ağustos 2022'de Ankara Mamak'taki evinin garajında öldürüldü 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya. Gündüz tarlada ekim biçmiş, sonrasında da garajında başına demir sopayla vurularak öldürülüyor. Cinayetten 3 ay sonra Müge Anlı'nın kapısını çalan anne ve ablanın hedefinde sadakatsizliğiyle andıkları eski gelinleri vardı. Ne zaman boşandılar bunlar eşiyle? Ocak ayında. Bebeğe de siz mi bakıyordunuz? Evet. Niye annesi almadı? Annesinin daha önce kardeşimi aldattığı ortaya çıktı. Zaten babam da şu an onun yüzünden cezaevinde. Evet. Peki baban niye cezaevinde bu konudan dolayı? Derya'nın konuştuğu şahıs kardeşime uyku ilacı vermişler Müge Hanım. Evine girmiş kardeşimi. Baban ona ne yaptı? Bacaklarından vurdu. Dizlerinden vurdu. Evet. Bu kız bu sosyal medyadan Selim'in arkadaşlarının hepsine mesaj atıyor. Benimle evlenin diye. Ayrıyeten bu bir aşk cinayeti de olabilir. İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen Selim Yalçınkaya'nın yakınlarıyla eski eşi Derya yüzleşiyor. Tansiyon da yükseliyordu. Ne istedin? Bizden ne istedin sen? Selim sana ne yaptı? Erdoğan'la biz mi mesajlaştık? Erdoğan'ı siz bu çocuğun üstüne yolladınız. Kendinizi gelmişsiniz buna koymayın. Kardeşimin karşısına çıkana kadar ben de senin karşındayım. Bana bir oyun kuruldu. Ben de oyunu çıkartayım derken onların oyununa ben alet oldum. Nasıl bir oyun kuruldu? Eşim eve gelmiyordu. Benimle bir ilgi yok. Çocuğuyla bir ilgisi yoktu. Erdoğan sağlık beni aradı. Ben seni seviyorum dedi. Ben de buna küfür ettim. Eşimi aradım. 2 hafta sonra adam beni yine aradı. Ama bu süreçte yemediğim dayak kalmadı Allah benim. Komşu Erdoğan 1 Ocak 2022'de vuruluyor. Erdoğan'ı vuran Selim'in babası Adnan. Neden? Hadi biraz başa alalım. Bu Derya'da anlatırken ben bu Derya'nın anlattıklarından da hiçbir şey anlamamıştım açıkçası. Yalan çünkü.
Oradan. Yani insanlar böyle öyle şeyler söylüyorlar ki böyle bir abonda ne oluyorsun? Diyorsun ki ne diyor, o onu aramış. Hiçbir aklı mantığa yatkın değil ama yani. O yüzden anlamak mümkün değil. Öyle söylüyor. Çünkü aklı selim birinin yapacağı işler yok ortada. Saçma sapan. Evet, yalan söylüyor. Yalan dinlerken şu an bir... Mantıksız geliyordu bize. Gene yalan şu an bir şey oturdu da yani. O yüzden araya geçip söylemek istedim. Bilmiyorum aynı şeyi hissettiniz yani buradayken de. Yalan söylüyor. Müge Hanım yalan söylüyor. Biz onu el üstünde tuttuk. Babamın dosyasından rahatlıkla kendini kurtardı. Evet. Ama Selim'in dosyasından aynen rahatlıkla kendisini kurtaramayacak. Buna gel, izin bakalım, vermeyeceğiz. Devam edelim. Gelsin. Kardeşimin katilini çıkana kadar ben de senin karşındayım. Bana bir oyun kuruldu. Ben de oyunu çıkartayım derken onların oyununa ben alet oldum. Nasıl bir oyun kuruldu? Eşim eve gelmiyordu. Benle bir ilgi yok. Çocuğuyla bir ilgisi yoktu. Erdoğan Sağlık beni aradı. Ben seni seviyorum dedi. Ben de buna küfür ettim. Eşimi aradım. İki hafta sonra adam beni yine aradı. Ama bu süreçte yemediğim dayak kalmadı benim. Komşu Erdoğan 1 Ocak 2022'de vuruluyor. Erdoğan vuran Selim'in babası Adnan. Neden bu konuştuğun Erdoğan seninle konuşurken görüntünü fotoğrafını alıp köydeki erkek grubunda paylaşıyor? Adnan Bey de gidiyor hani gelininin böyle böyle şeyler olunca Erdoğan'a diyor ki niye böyle yaptın? Erdoğan'ı vuruyor. Eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ya ama daha sonraki ifadende vermişsin, kabul etmişsin. Yaşananların odağında kalan eski eşin geçmiş yazışmaları gözlerini deyim yerindeyse fal taşı gibi açtırdı. İnsan kocasına bunları nasıl yazar kızım? Açtığı gözleriyle gördükleri karşısında ihaneti de kabul etmek durumunda kaldı. Dedi ki bunu yaptın mı Derya dedi. Ben bunları yapmadım. Dedikçe o da yok dedi. Böyle mi yaptın dedi. Ben de o sinir anını dedim. Hey yaptım anı. Selim o zaman dedim. Yaptım demiyorsun ki ayrıntılarını ya anlatıyorsun. Hayır. Bunları sen yazdın mı yazmadın mı? Yazdım. Deli etmek için o bana bu şeylerle konuşmuş. Hayır sen peki bunları yazarak yapmış. O adama neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsünü mü hedefliyordun? Gitsin o adamı öldürsünü mü hedefliyordun? Cinayete kurban giden Selim Yalçın Kaya'nın boşandığı eşi Derya'nın ihanet zincirleri konuşulurken aslında kilit bir soru vardı. Eşini ne için kışkırtmaya çalışıyordun? Geri gelsin diye, peşimde dolansın diye kıskandırmak istedim. Böyle seni anlatınca başka adamla ne yaptın ayrıntılarını o da seni kıskanıp yanına gelecekti. Geliyordu zaten. Yani gidip Selim Erdoğan'ı öldürecekti. Selim cezaevine girecekti. Erdoğan da mezara girecekti. Hayır onlar sen nasıl... kiminle rahat edecektin? Çocuğum. Soru bu aslında. Bak çocuğum sana de. Kayınvalidenin... Görüncenin sorusu bu. Cinayetteki düğümün eski gelinleri olduğuna inanan aile için kilit isim, hem olay gecesi cinayet mahalli yakınlarında olduğunu söyledikleri, hem de Selim Yalçınkaya'nın babasının silahla vurduğu Erdoğan Sağlık'ın akrabası olan Emre Yaşlar'dı. Selim'in öldüğü gece siyah bir araba geliyor. Bu o araba Emre Yaşlar'ın amcasının arabası. Köydeki kamera kayıtlarından da bu çocuk çıkıyor. Emre'ye de böyle bir şey söylediyse eğer... Sevgili... Emre de kıskanıp Selim'i öldürmüş olabilir. Emre Selim'in cenazesine katıldı mı? Yok Müge Hanım, otobüse bindi birliğine kaçtı. Cinayet akşamı Selim Yalçınkaya ile görüştüğü öne sürülen Emre Yaşlar'la iddiaların aksine bir hukukları olmadığını savunuyordu eski eş. Fakat karşı tarafa göre bu bir yalandı. Kafama takılan konu Emre'nin meselesi. Emre Yaşlar'la kesinlikle ya bir selam bile vermişliğim yok benim yalan ya. Yalan söyleme. Emre Yaşlar ismindeki şahısla biz bu kızın sevgili olduğunu duyduk. Sonra evet. Siz konuştunuz mu gelini falan karşınızda? Evet, o günün sabahında bu kız bize bütün yaptıklarını itiraf etti. Ne dedi? Ben görüştüm dedi. Gönül ilişkim var dedi. Siz bu cinayetin bundan dolayı mı işlendiğini evet. düşünüyorsunuz? Çünkü kardeşimin yanına gelen Emre Yaşlar ismindeki şahıs babama geldi, özür diledi. Adnan amca ben bir hata yaptım. Senin gelininle benim de nişanlıyken falan ilişkim vardı diye. Aslında normalde görev yaptığı yer başka bir il ama Selim Yalçınkaya'nın vurulduğu gün orada. İzne gelmiş köyde. Emre'ye seslenmek istiyorum. Niye bu ailenin babasına ben de gelininizle yazıştım dediğini açıklamanı istiyorum. Aileye göre Selim Yalçınkaya katilini yakinen tanıyordu. Bu noktada da akıllara gelen isim yine eski gelinleriyle görüştüğünü öne sürdükleri Emre Yaşlar'dı. Bu var ya Müge Hanım bundaki mantık abi. Neydi bakın. İlk he. kardeşimle beni birbirime düşürmeye kalktı. Ben akıllı davrandım uzak durdum. Yalan. Yemedi. Ya. Babama düşürmeye çalışmış. Kendi o da yaptı. Yemedi. Kendi tuttu yaptı Erdoğan. Önce. Ondan sonra da %90 Emre ile benim kardeşimi birbirine düşürdü. Erdoğan'ı vurdurdu.
Emre'ye de Selim'i vurdurdu bu kız. Başka bir şehirde yaşarken cinayet günü köyde olduğu tespit edilen Selim Yalçınkaya'nın can ciğer arkadaşı Emre Yaşlar'dan beklenen açıklama geldi ve kendisi ihanet iddialarına yanıt verdi. İlk başta ne diyorlar? Derya ile Emre sevgiliymiş. Bu bir yalan. Derya'yı ben ömrü hayatımda hiç görmedim. Ta ki Selim'in nişanına kadar. Nişandan yaklaşık 2-2,5 hafta gibi bir süre sonra bana sosyal medyada Derya adına mesaj geldi. Selim nasıl biri? İşte Selim ev geçindirebilir. 10 numara bir insanla nişanlandın. Hani bunu da ömür boyu sürdür dedi. Adnan Yalçınkaya bana dedi ki kimin ne olduğunu biliyoruz. Oğlum Selim Yalçınkaya neyse sen de benim gözümde olsun dedi. Adam vurmuş bir adam yana gitti de benim de seninle gelinle muhabbetim vardı. Şimdi münasebetim vardı bilme. Bunu kimse söyle. Bu hikaye. Başka hiçbir şey değil. Varsa elinde elin kanıt sunsunlar. Bu siyah evet, arabayı onu açıklamıyorsun ama yani anladığım kadarıyla. Onu da ben güzelce Cumhuriyet Savcısına ifade anlattım diyorsun. Her şeyimizi gereken yerlere verdik. Sen bizim ekmeğimizi yedin Emre. Benim kardeşimin sende tırnak yüzü kadar hatır varsa yapılan her neyse anlat. Cinayet akşamına dair dikkat çeken bir iddia programımızda gündeme geldi. Müge Anlı'ya konuşan Selim Yalçınkaya'nın komşusu, genç adamın ısrarla evinden uzaklaştırılmak istediğini öne sürdü. Evin yanından gelen iki kişinin konuşmasına şahit oldum. Selim'in yanında konuşan kişi Selim'i arabada alkol var, gel içelim diye çağırdı. Selim bu teklifi reddetti. Gelen kişi bu sefer Selim'i tütün almaya gidelim, hemen döneriz diye bir teklif yaptı ve ısrar etti. Selim bu teklifi tekrardan yarın sabah işim var, uyumam lazım diyerek reddetti. Tüm bunların içinde önemli bir soru vardı. Cinayet günü Selim Yalçınkaya garajın önünde kimle konuşmuştu? O gece amcan arabayı sana verdiğini söylüyor. Oradaki komşu diyor ki birisi geldi. Dedi ki hani gel gidelim eğlenmeye, içmeye vesaire. O kişi sen miydin, değil miydin? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Erkek olarak biriyle nişanlanıyorsunuz, evleneceksiniz. Sizin nişanlınız yani bizim bu konumuzdaki Derya gidiyor sosyal medyadan sizin bir tane çocukluk arkadaşınızı buluyor. Ve ona diyor ki ben evleneceğim bu işte Selim'le. Nasıl evini geçindirebilir mi, bana ne dersin? Her şey böyle başlıyor aslında. Aynen. Şimdi bir insan nişanlısının çocukluk arkadaşını sosyal medyadan bulup da onunla niye yazışır? Bayram değil, seyran değil yani. Aynen. Selim'den önce Emre Yaşlar'la sevgiliydi çünkü. Siz ama öyle iddia ediyorsunuz. Onu kabul etmiyorlar. Peki Emre Yaşlar bu perşembe günü görülecek ilk duruşmada neden dosyanın bir numaralı zanlısı? Asıl önemli şeyi söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz gerek ifadesinde gerekse sözlü beyanlarında biz de kendisine çok ulaşmaya çalışmıştık. O dönem ben askeri personelim diyerek hep bu röportajları falan geri çevirmeye çalışmıştı. Ve olay günü bu rahmetli Selim Yalçınkaya ile hiçbir şekilde görüşmediğini, hatta rahmetliyi görmediğini iddia etmişti. Şimdi görev yeri başka bir yerde. Zaten Selim'in öldürüldüğü gün neden köye geldiği tartışmalıydı. O gördüğünüz arabada amcasının arabasıydı. Olay yerinden hızla uzaklaşan ama o konuda da ben yine hiç o ahıra gitmedim demiştim. Şimdi Selim Yalçınkaya'nın öldürüldüğü garajda sigara izmaritleri ele geçirildi ve biyolojik genetik inceleme yapılması amacıyla olayın şüphelilerinden kan örneği alınacağı kolluk kuvvetleri tarafından Emre'ye bildirildi. Yani Emre burada bir sigara izmariti var, gel senden de DNA örneği alacağız dedi. Ve bunun üzerine Emre dedi ki size bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben olay gecesi Selim'le Selim'in garajında görüştüm. Selim'in evinin önündeki araç benim kullanmış olduğum araçtı. Korktuğum için önceki ifademde bunu söyleyemedim dedi. Hiç DNA testi bile yani yapılmadan böyle bir itirafta bulundu. Sonra tabii ki onun yine de alındı DNA örneği ve kan örnekleri. O DNA'da Selim'in öldürüldüğü garajda ele geçirilen sigara izmaritiyle eşleşti. Yani o gece garaja Emre'nin de gittiği ortaya çıktı. Ve yine başta söylediğimi söyleyeyim. Sayın savcımızla hazırladığım iddianamede Selim Yalçınkaya cinayetinin birinci dereceden zanlısı olarak Emre Yaşlar'ı gösterdi. Buraya kadar her şey normal ama aile niye burada? İşte perşembe günü görülecek ilk duruşma. Kardeşim bizim oğlumuzu Emre neden öldürsün? Aynen. Yani. Emre'nin Levent öldürme Sağlık nedeni neydi deyip buraya geldiler. Buyurun. Levent Sağlık, Nevzat Sağlık, aynen. Emre Yaşlar. Hayır o Sağlık ailesi kesinlikle kan davası gütmesi sakisiyle açıldıysa bir iddianame. Emre Yaşlar kimin kanını güttü? Benimkini gütmedi ki kardeşim öldürdü. Erdoğan'ın kanını güttü Müge Hanım. Ondan bir müsibetimiz de yok. Sağlık ailesi bakın. Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Derya Ateş, Deniz Ateş, Burak Altınışık, Mesut Bozkurt.
Bunların hepsi benim kardeşimin cinayetinde baş şüphelidir. Aynen. Bunlara takipsizlik kararı verilmesine biz Yalçınkaya ailesi olarak karşıyız. Siz iyi ki varsınız. Amin. Size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anneciğim bir saniye. Ben burada acılı bir aile olarak değil, şu öldürülmüş, susturulmuş çocuğun sesi olarak buradayım. Benim değil, siz aslında onun sesisiniz Müge Hanım. Evet. Siz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Allah gerçekten sizi karşımıza iyi ki bu Türkiye'desiniz, iyi ki varsınız. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.